Aziz Türk milleti, değerli dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları, 31 Mart mali idareler seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yükseldiğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamdolsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret yeniden ilan etmiştir. 31 Mart seçimleri bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçmiş, seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmamıştır. Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında vuku bulan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sandık başındaki kavgadan derin bir üzüntü duyduğumuzu da herkesin bilmesinde yarar vardır. Bu vesileyle Malatya Püdürge'de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Cumhur'un karşısında tesis edilen çok aktörlü, kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığına düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye'dir. Cumhur'un mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır. Türkiye'ye tehdit sökmeyeceğini aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır. Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir.
Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye'nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemeyecektir. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Bunun yanında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne müreffeh, muasır, gelişme ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır. 2023'ün lider ülke Türkiye'sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Bugün sandıktan çıkan tarihi sonuç, Cumhurbaşkanlığı hükümet tesciline parlak geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Büyük ölçüde yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir. Siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimse kazançlı çıkamayacaktır. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur. Cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır. Cumhur İttifakı'nın ve partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla, üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren Cumhur İttifakı'nın ve Üç İlal'in onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftar ediyor. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı'nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yeni Kapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde
yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir. 31 Mart seçimleri bizatihi Cumhur'un zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülkesinin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli beka ve birliğimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'nin ehline emanet edilmesinden bahtiyarlık duyuyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Arkadaşlarımızın, evet, basın mensubu arkadaşlarımızın bir sorusu varsa alayım efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da yapmış olduğu açıklamadan sonra Ankara'ya dönüşü öncesinde bir telefon görüşmesi olmuştur. Çalışmalar sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş arkadaşlarımızı tebrik etmişlerdir. Evet. Biz takip ediyoruz. Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir. Başka var mı efendim? Mansur Yavaş. Evet. Kazanmış gibi görünüyor. Şimdiki televizyon rakamları onu gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu ne zaman bir karar verir onu bilemiyoruz. Onu da yakinen takip ediyoruz. Evet. Adana ve Mersin Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2014'te kazandığı iller arasındaydı ama bu seçimde sonuç biraz daha değişti galiba, resmi olmayan rakamlara göre. Nasıl değerlendirirsiniz efendim? Bugün için basın yoluyla kamuoyuna intikal etmiş olan bilgiler ışığında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz daha sonuçlar tam netleşmemiştir. Ama bu arada bir konu dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'de daha evvelden HDP'nin aday çıkartmadığı illerde bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. O olayları da yakinen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz. Evet. Başka var mı efendim? Efendim, bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiği zaman hangi ilde ne kadar, hangi ilçede ne kadar, hangi beldede ne kadar aldığımızı, bunların dışında 30 büyük şehir ve ona paralel olarak eklemlenen Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede. Evet. Sizinki de çok güzel. Kravatınız sizin de çok güzel. Sağ olun. Mesele kravat mı canım şimdi? Değil mi? Evet. Başka yoksa çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde burada bulunan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.
Ankara'da 3 önemli ilçemizi kazandınız. Çok sayıda Cumhur İttifakı'nın kapsamına giren ilçeleri kazandınız. İnşallah ileriki günlerde çok daha güzel başarılar elde edersiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Çıkarıp çalışıyoruz.